Mülekecim kolay gelsin. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Ben Tropic Frozen hazırlıyorum şu anda. Mix yapacağım. Peki bu içeceğin reçetesi sana mı ait yoksa bir yerden mi aldın? Bunun reçetesi bana ait. Çünkü bunu ilk ben denedim. Böyle düşünüyorum. Bir başka bir yer yapıyorsa bilmiyorum ama bu benim tarifim. Bunun içine şeftali, kavun, elma ve bir de portakal döktüm. Meyveleri önceden dondurdun mu? Evet, bunları ben katı meyve sıkacağında önce sıktım. Sonra buzluğa attım. Bu arada hepsi de doğal. Sonra ben bunu mango suyuyla açacağım. Yani meyvelerin suyunu sıkıp dondurdun, şimdi de mango suyuyla açacaksın. Doğru anlamış mıyım? Evet. Bu içecek haline gelecek ve çok da ferah. Eminim havada sıcak olduğu için içleri serinecek. Gelinimiz dondurduğu meyve sularını mango suyuyla birlikte frozen haline getiriyor. Müleyke, o tabaktaki kaktüs mü? Kaktüs, bu Alanya'mızda ve Gazipaşa'da çok yaygın olarak bilinen bir meyve. Ama insanlarımız maalesef çok keşfedemediği için bunun faydalarını bilmiyor. Bağırsak sistemine, sindirim sistemine oldukça faydalı. Ve bu arada selülite de çok faydalı. Şimdi arkadaşlarıma ben bunu tadım yaptıracağım. Eminim tadını bilmiyorlardır. Ve ben bunu getirirken yanımda meyvelerini de getirdim. Bu ikisi yan yana o kadar faydalı ki. Belki bunu biliyorsunuzdur ama bunun yenilebildiğini bilmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlarımla birlikte hem tadına bakacağız, hem yiyeceğiz, hem de faydalarından yararlanacağız. İnşallah beğenirler. Dikenli inciri biliyordum ama kaktüsün de yenilebildiğini ilk defa duydum. Aslında evet, sizin gibi ilk defa duyan çok fazla insan var. Ben de aslında yeni yeni duyuyorum ama artık bunu her yerde gördüğüm için sormak istedim ben de. Yabancılar da çok kullanıyormuş bunu. Gerçekten çok faydalı. Peki kaktüsün dikenleri ne olacak? Ben bunun dikenlerini soyacağım. Onun taktiğini de öğrendim. Hiç arkadaşlarıma dikenini vermeden, onlara hiç bunu hissettirmeden güzelce içinde faydalı yerlerini verip yedireceğim. Müleyke, bu kaktüsün halk dilindeki adının kaynana dili olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. O zaman bu en çok Feyza'ya yarayacak. Çünkü bilmiyorum, Feyza'ya çok yakıştırıyorum öyle şeylere. Kaktüs de çok yakışacak, eminim ona. Çok da beğeneceğini düşünüyorum. Bu arada ben içeceğime birazcık da çarkıfelek meyvesinden koymak istedim. Bu da gayet faydalı, çok güzel. Sakinleştirici özelliği de var. Beğeneceklerini umut ediyorum. Geliyor. Havalı geliyor. Aslanım buyurun. Teşekkür Sizden ederim. Sizden başlamak istedim ben. Teşekkür ederim hayatım. Sana vereyim. Şöyle. Mersi canım. Yardım. Teşekkür ederim. Hiç sunumda uyum yoktu. Bardak, tabağa hiç uyumu yoktu. Onu beğenmedim. Teşekkür ediyoruz. Böyle mi? Evet aslanım, ama daha devamı gelecek. Bu tabak boş kalmayacak tabii. Evet, ben evet. Soracaktım ne evet. Yani, diye. Ne gelecek? Onu da getireceğim. Peki. Merakla bekliyoruz. Tamam, şimdi bekle. Döndü. Boş tabağa, bu boş tabak neyle dolacak sizce? İkramlık var evet. Aslanım ama demek ki. Tatlı bir şey getirecek belki de yanına. Olur. Meyveli bir şey de olabilir ya, meyve yanına. Olabilir. Bu şey mi, çarkıfelek meyvesi mi? Evet. 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 Bizim bu Alanya, bakayım. Gazipaşa tarafında çok yetişiyor bildiğim kadarıyla. Aa. Evet. Bak bu mersi ne getirdi? O ne öyle? Bu ne biliyor musunuz? Kaktüs değil mi o? Kaktüs. Evet aslanım, bu bir kaktüs bitkisi. Bu da evet. Onun meyvesi. Neydi bunun adı? Frank bunun yemişi. Adı, biz de dikenli incir diyoruz. Evet, hemen dikenli şeyler. İncir. Evet. Bu çok şifalı derler. Evet aslanım, bayağı bir faydası var. Aşkım, bunun. Aşkım, dikeni eline batmasın. Önce yani dikenlerini alacağım burada. Yani keşke bir eldiven giymeyi evet. Tavsiye ederdim. Eldiven değil zaten, elim değmeyecek. Hani sterilin ortamda yapacağım. Evet, bununla tutturarak. Vallahi çok faydalı, güzel bir şey. Kaktüs evet, yiyeceğiz. Kaktüs yiyeceksiniz bugün. Nasıl yani? Kaktüs. Evet, kaktüs yiyeceksiniz. Faydalarını bilmiyordunuz galiba hiçbiriniz. Hayır. Yok. Söylersen. Bu çok faydalı. Sindirim sistemine oldukça etkisi büyük. Mideye geliyor değil evet, mi? Evet. Bağırsak sistemlerini de yeterince çalıştırdığı söyleniyor. Peki sen hem için, yap hem evet. Anlat bize. Tamam. Ve bizim için önemli olan şey de selülite çok iyi geliyor. Ne diyorsun? Evet, selülit yapmıyor. Bence çatalla birinden tuttur da bir yerlere düşüp fırlamaz. Bir dakika, şimdi biz bunu mu yiyeceğiz? Ben bunu yiyoruz diye biliyordum. Ben evet, ben de çok şaşırdım şu anda. Biz neye soyacaksın? Size onu da vereceğim. Yani gidiyor. Buradan tutayım istersen. Evet, yardımcı bana yardımcı ol ama eline dikkat et.